Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuş tarihini 27 Aralık olarak verdi ve halen devam eden F-16 Block 70 modernizasyon, aynı zamanda Eurofighter alımıyla ilgili de gelişmeleri gazetecilerle paylaştı. Bugün değerli arkadaşım Anıl Şahin'le beraberiz. Anıl'la birlikte biraz uzun zamandır ara verdiğimiz savunma konusundaki gündemi beraber konuşacağız. Bir yandan bu dediğim konular üzerine Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecek uçak yapısıyla ilgili gelişmeler nedir? Birlikte konuşacağız. Anıl merhaba. Merhaba abi, iyi yayınlar. Hepimize iyi yayınlar olsun. Uzun bir aradan sonra beraber yine savunma gündemindeyiz. Azıcık bakalım, anlatalım. Yeni gelişmeler neler var, neler yok. Benim için önemli olan bu manşette, ben de kendi sistemde bu şekilde değerlendirdim. Bakan Güler'in ağzından Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuş tarihi olarak 27 Aralık 2023'ün verilmesiydi. Bakalım uçak bakan dediğine göre yetişecek herhalde. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Yani tabii herhalde son bir ay içerisinde dördüncü kez bakan 27 Aralık dedi Sayın Yaşar Güler. Ben de uçacağını umuyorum. Daha önce yer testlerine başlamıştı zaten Mayıs'taki törenle seninle birlikteydik. O hafif böyle taksi testlerini yapmıştı. Son böyle bir aydır da daha kapsamlı yer testlerini gerçekleştirdiği yönünde haberler geliyordu. Hem TUSAŞ tarafından hem de Milli Savunma Bakanlığı'ndan sürekli olarak 27 Aralık tarihi zikrediliyor. Valla benim de temennim uçması bir an önce. Çünkü yani uçması aslında bu işin başlangıcı gibi bir şey olacak abi. Sen daha iyi bilirsin ama envantere giriş için 2028 hedefleniyor. 5 yıllık bir süre var. O 5 yıllık süre içerisinde de oldukça ciddi testlere tabi tutulacak. Tasarım düzeltmeleri yapılacak. Şu anda aynı zamanda ikinci ve üçüncü prototipin de montaj hattında olduğunu biliyoruz. O yüzden şu İlk uçuşu bir an önce yapsın ki tabii ki emniyetli şartlarda şu test ve tasarım iyileştirme süreci de bir an önce başlasın temennisindeyim. Ben hemen bu konuyla ilgili çok fazla konuşulan konulardan bir tanesine biraz açıklık getirmek istiyorum. İşte bu testlerini gördüğünüz ekibin yaptığı aslında uçak yer testi için, şu an ekranda olan yer testi için yapılmış. Muhtemel biz şeyle birlikte ilk uçuş için asıl prototipi, uçan prototipi göreceğiz. Yani bu gördüğünüz yer testleri yapılmış. Gerçek iki tane motor var, sistemler var. Bu kullanılmayacak. Gerçek bir yeni bir prototip. Arkasından da senin de dediğin gibi prototipler gelecek. Bu arada Bakan Güler şuna da dikkat çekmiş durumda. Abi o noktada bir şey İki. söyleyeyim istersen izninle. Tabii. Orada aslında iki farklı şu an düşünce var. Normalde senin dediğin doğru. Bu uçak yani ilk prototip bizim Mayıs ayında gördüğümüz prototip sadece yer testleri yani rollout için o işte hangardan çıkış töreni için inşa edilmiş, üretilmiş, montajlanmış bir prototipti. Ama sonrasında Temel Kutil, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kutil bu uçağın uçabilecek hale getirildiğinin de açıklamasını yapmıştı. O yüzden belki ilk uçuşu biz bu prototiple birlikte de görebiliriz. O da Valla bir ben de dipnot. açıkçası merakla bekliyorum. Çünkü bu uçak Cumhurbaşkanı'nın katıldığı törenle birlikte Kaan ismini verirken, işte Mayıs ayında beraberdik. Açıkçası birçok sistemi henüz takılmamıştı. İşte kanopi, hatta o tartışmaya da sen çok güzel bir bilgiyle tartışmaya da farklı bir bakış getirmiştin. Fırlatma koltuğu gibi uçağın henüz eksiklikleri vardı. Bakalım ne olacak, ne bitecek? Ben de merakla bekliyorum ama Bakanın ağzından çıkması, Yaşar Güler'in ağzından çıkan konulardan bir tanesi de çok önemli. Çünkü en yetkili ağızdan verilmiş oluyor bu. 2028'de yeni motor, yani Milli Muharip Uçak Kaan için oluşturulacak yeni motorun testlerinin yapılmaya başlanacağı ve uçağın yeni motorla versiyonunun 2032'de envantere gireceğini söyledi. Bunlar da böyle kenara yazıp not almamız. Çünkü bazen arkadaşlarımız diyor ki işte uçuş gecikecek. İşte Mart 2024'te yapılacak. Valla Mart 2024 ile ilgili henüz bir resmi açıklama yok. Bugüne kadar en sonunda ne dedi? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu uçak 27 Aralık 2023'te uçacak. Biz haberlerimizi resmi açıklamalar üzerinden, yani bizi biri sorduğu zaman, ya siz bunu nereden buldunuz dediği zaman, diyoruz ki işte Sayın Bakan'ın açıklaması var. Ha, tutar TUSAŞ veya Sayın Bakan veya Savunma Sanayi Başkanlığı der ki hayır, 27 Aralık değil, 28 Aralık'ta yapılacak bu uçuş falan gibi bir şey de söyleyebilir.
Biz resmi ağızdan çıkan bilgiler ışığında haberimizi yapıyoruz. Bunu da tekrar etmiş olalım diye düşünüyorum. Yerli motorla ilgili bence açıkçası epey bir hem gerçek olmayan bilgiler dönüyor. Konu halen TR motor üzerinden yürüyor. Bazı Aslında konularda da orada, pardon abi lafını kestim. yok 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 lütfen. Orada gerçek olan konu şu aslında. Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bu yerli motor için, özgün motor için bir tane ihale olduğunu biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Savunma Sanayi Başkanlığı'nın dokümanlarından biliyoruz. Motor Daire Başkanlığı tarafından bir doküman yayınlandı. O dokümanda şu ifadeye yer alıyordu. Bu yıl içerisinde yayınlandı. Bunun için açılan ihaleye iki tane teklif geldi. Bir tanesi şu şekilde. TR Motor, TEİ ve Ukraynalı İvçenko olması lazım. Bu üç şirketin birlikte girdiği bir teklif var. Karşı tarafta ise Türkiye'deki bu turbojet füze motorlarını da üreten CalARG ve İngiltere merkezli bir şirketin, Rolls-Royce'un birlikte girdiği bir ihale var. Yani ihalenin bir tarafında CalARG ve Rolls-Royce, yani İngiltere ve Türk firması CalARG var. Diğer tarafta ise Ukrayna destekli TR Motor ve TEİ var. Ama ihalenin sonuçlandığına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Evet. TEİ'nin bir anonsu var. İşte TF-10.000 motoru, TF-6.000 motorunu yapıyoruz diye açıklamaları var. Bazı işte mock-up görüntülerini de gördük bugüne kadar. O aslında şu an için, yani resmi açıdan söylemek istediğim şey şu. TEİ'nin öz kaynak bir projesi gibi gidiyor. Ama ihale sonuçlandı mı? Zaten Sonuçlanmadı. TF-6000 Anka 3 ve Kızıl Elma için düşünülen bir motor. TF-10.000 onun bir büyüğü. Yani muhtemel tabii ki yani bunun adı açıklanmadı ama belki de TF 35.000 diyebiliriz buna mesela. Kod adı bu olsun. Yani itiş güçlerinden muhtemel buraya doğru gidecek isim ama hani TEİ de diyor ki ben gerekli altyapı çalışmalarını hazırlıyorum, kendim yapıyorum. Buna da hazırım ama daha üzerinde biraz daha vakit var. Öncelik olarak anladığım kadarıyla normal F-16'larda da kullanılan General Electric imalatı F-110 serisi motorla Kaan ilk uçuşunu yapacak ve ilk yanlış hatırlamıyorsam 40 adet değil mi? İlk 40 adet de bu motorla Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Blok 1 diyoruz değil mi? F-16 motorlu olacak Kaanlara. Tabii yani şu ankilere blok sıfır diyoruz. Çünkü hani üretilenler, envantere girmeyenler Prototip. teslimattan itibaren blok bir olacak abi dediğin şekilde. Daha sonra da yerli motorlu blok 2 gelecek. Tekrar edelim. Sayın Bakan'ın envantere yerli motorla 2032 yılında girmesi hedefleniyor dediğini de buraya koyalım. Şimdi Belki peki. burada şunu da hatırlatmak gerekebilir. Yerli motorun Kaan için önemi sadece üretim anlamındaki kolaylık değil. F-110 F-16 serisi, F-16'larda kullanılan bir motor olduğu için Kaan'da 5. nesil bir savaş uçağı olması hedeflendiği için aslında yerli motor geldiği takdirde 5. nesil olacak. Çünkü F-110 motoruyla 5. nesil bir savaş uçağının istediği bazı olması gereken bazı özellikleri sağlamanız mümkün değil. İşte düşük termal iz, işte düşük radar kesit alanı gibi bazı özellikleri çevrim dışı kalıyor. Yerli motorun asıl avantajı da, daha doğrusu asıl önemi de bence uçağın gerçekten 5. nesil olabilmesinin onunla sağlanacak olması. Bu çok önemli bir nokta. Aynı Güney Kore'nin KF-21 projesi de olduğu gibi onlar da F-18 Tabii. uçaklarında kullanılan motorundan yararlanıyorlar. Şu an bu uçak işte 4,5. nesil olarak adlandırılıyor. Ama dediğim gibi 5. nesil için olması için uçağın termal olarak az düşük ısı vermesi lazım. Radar görünümünü düşürecek özelliklere sahip olması lazım. Stealth'in tasarımla birlikte en önemli parçası motor. Bu da yerli motorla yakalanılması hedefleniyor. Bu da önemli konu. Şimdi gelelim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in F-16 konusunda anlattıklarına. Malum Türkiye F-35 projesinden çıkartıldıktan sonra alması ödediği 1,2 milyar doları ve aradaki uçak ihtiyacı için Amerika'ya başvurdu. 2 yıl oldu değil mi? 2021'in Ekim ayında Tabii. 40 adet Block 70 F-16 ve eldeki de 79 adet F-16 uçağının kısaca Viper olarak adlandırılan modernizasyonun yapılması için sanıyorum en son Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Başkanı Biden son telefon görüşmesinde de bu gündeme getirildi. Amerikalılar işi İsveç'in NATO üyeliğine kilitlemiş durumda. Türkiye'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ben bunun olur için gerekli imzayı attım. Kanun teklifi çünkü meclisten geçmesi lazım. Meclise
Yolladık. Nasıl siz kongrede Türkiye'nin F-16 alımını oylayacaksanız bizim de kongremiz yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu oylayacak ve demokratik bir şekilde istiyorsa halkın temsilcileri, milletvekilleri onaylıyorsa geçecek, onaylamıyorsa geçmeyecek. Böyle bir karşılıklı görüşmeye varılmış durumda. F-16 işi bu karara kilitlenmiş durumda. Bakalım ne olacak? Karşılıklı bir adım gelecek mi? Ben açıkçası biraz işi kilitlenmiş gibi görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi aslında bu F-16 Block 70 meselesinde Türkiye yani bağımsız olarak söylüyorum haklı. Çünkü İsveç'ten önce de Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi vardı. O onaylandı. O onaylandıktan sonra F-16 Block 70 meselesi hala yatıyor. Onun ardından bakıyorsunuz yani Ürdün yanlış hatırlamıyorsam ilk F-16 Block 70 teslimat alacak ülke. Bahreyn alıyor. Ha Bahreyn Bahreyn önünde. özür dilerim. Özür dilerim İkinci de Bahreyn Ürdün yanlış değil. hatırlamıyorsam Slovenya veya Slovakya karıştırıyor İkisinden birisi. olabilirim. İkisinden Bahreyn birisi doğru. ilk uçuşunu da yaptı hatta. Aynen. Şimdi Bahreyn baktığınız zaman kesinlikle önemli bir ülkedir ABD için. Bizim de için de önemli bir ülke ama Türkiye NATO üyesi bir ülke. NATO'nun en büyük güçlerinden bir tanesi. Bahreyn'in alabildiği bir uçağı sizin Türkiye'ye vermemeniz biraz absürt oluyor artık ve hani F-16 Block 70'in haricinde bazı meseleler de var. F-35'i çıkartıyorum. F-35 başka bir Tabii, mesele. tabii. Onu ayırt ediyorum ama F-16'yı da verirsin yani. Zaten elde var. O konu biraz artık tırnak içerisinde söylüyorum. Kabak tadı vermeye başladı. Eurofighter kozu da belki biraz ondan olabilir. Oraya da geleceğiz galiba ilerleyen aşamalarda ama Bir sonraki adımız Eurofighter zaten, tabii evet. ya F-16 Block 70 alımının uçak alımının yanında Reuters'un iddiasına göre mevcut F-16 filosu için de Türkiye'nin önemli bir etkisi olacak. Çünkü çok sayıda yedek parça ve hava ve hava yer füzesinin potların da o F-16 Block 70 paketinin içerisinde bulunduğu söyleniyor. Bir türlü sonuç alınamıyor iki taraftan. Hatta hani herkes el yükseltiyor. Amerikan Kongresi'nde Evet. Rum ve Musevi lobisine destekleriyle tabii şu an itibariyle işte Türkiye verirsek bu uçakları Ege'de kullanmasın veya işte sadece yurt içinde oldu biz onları Teknofest'te uçuralım veya 30 Ağustos geçişlerinde hayır Doğru. böyle bir şey yok. Türkiye'de bu milli güvenlik için bu lazım diyor ve bunu talep ediyor. Nereye gidecek? Ben de açıkçası merak ediyorum. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de İsmail Demir'in Savunma Sanayi Başkanlığı'nda onun ciddi bir çıkışı olmuştu. Gerekirse biz kendimiz TUSAŞ'tan F-16'ların modernizasyonunu Türkiye yapabilecek kapasitede denmişti. Bu sonuçta karşılıklı bir el yükseltme olarak ben değerlendiriyorum bunu. O el yükseltmenin de artık en üst adımlarından bir tanesi de Milli Savunma Bakanı attı. Milli Savunma Bakanı'nın Eurofighter alabiliriz lafları yaklaşık bir ay oldu. Epeydir bir gündemde Eurofighter'ı bu konuyla ilgili gündeme getiriyor. Eurofighter'la ilgili de olarak da tabii en büyük problem İngiltere şu an satışı organize etmeye çalışıyor. Bakanın ağzından yine dediklerini bunlar kayıtlı konular başından belirttiğim gibi önemli laflar. 20 artı 20 ve biz diyor ki Eurofighter'ın en son modeli Trench 3 olacak. Biz en son modelini Trench istiyoruz. 3 mü, Trench 4 mü? İkisinden birisi olacak herhalde. Trench 4 de En isteyebilirsin. yüksek modelini istiyoruz. Şu anda çünkü İspanya'nın, Almanya'nın ek siparişleriyle birlikte Eurofighter üretim hattı bir süre daha açık olacak ama anladığım kadarıyla Eurofighter tarafı, Airbus tarafı yani Airbus'un organizasyonunda gidiyor. Türkiye satış konusunda çok istekli. Hatta bu konuda tabii Almanya köstek oluyor. İngiltere satmak istiyor. Hatta İngiltere elinden gelirse eski nesil Eurofighter Trench 1'leri biraz erken emekli etmesi gibi işler söz konusu. Türkiye'ye verelim diyor ama tabii bunlar nasıl gidecek, ne yapacak? Bunlar ciddi problem. Bakanın söylediği önemli bir konu da peki Avrupa yapısı bir uçak Türkiye yıllardır Amerikan yapısı uçaklar kullanıyor. Buna hazır mı sorusuna Türk Hava Kuvvetleri her türlü uçağa Avrupa'da yapısı da olsa problem olmaz şeklinde demesi de enteresan. Eurofighter'la ilgili tabii de bir Almanya problemi var. Almanya Türkiye satışa çok sıcak bakmıyor. Sen neler diyeceksin bununla ilgili? Ya tabii Almanya aslında Avrupa savunma sanayi sektörü içinde çünkü bu Ukrayna-Rusya savaşı sonrası bu sektör daha da kendini kalkındırmaya çalışıyor. Çünkü çok büyük silah ihtiyacı var. O ülkelerin modernizasyon ihtiyacı var. Ama Almanya bu modernizasyonu baltalıyor. Yani sadece Türkiye ile ilgili mesele değil. Mesela Suudi Arabistan da şu anda yine 48 adet Eurofighter almak istiyor yine İngiltere'den.
Ama bu satışta Almanya sebebiyle şu anda donuk bir noktada duruyor. Ve işin enteresan noktası Suudi Arabistan zaten Eurofighter Typhoon'lara sahip şu anda. Envanterindeki adet miktarını yükseltmek istiyor. Almanya ona da karşı çıkıyor. 48 adet uçak Almanya'nın karşı çıktığı Suudi Arabistan var. 40 adet uçak da 20-20 olmak üzere ilk aşamada 20, ikinci aşamada da 20 olmak üzere 40 uçak da bizim siparişimiz. Yaklaşık 100 uçağa tekabül ediyor ve bunun maddi büyüklüğü de 20 milyar dolar. Airbus için, Airbus'un askeri tarafı için abi sen daha iyi bilirsin ama 20 milyar dolar bence hiç az bir şey değil. İşin daha komik bir noktası şu. Tabii bu uçak İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya tarafından Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan ülkeler tarafından bu 4 ülke tarafından ortaklaşa üretiliyor. Airbus'un Almanya'da da tabii tesisleri var ve Airbus'un Almanya'daki tesislerin Eurofighter ile ilgili tesislerin faal halde kalabilmesi için 3-4 yıl içerisinde en az 50-60 adetlik uçak siparişi daha alması lazım. Mevcut istihdamı koruyabilmesi için ise en az 100 adet uçak siparişi alması lazım. Şu anda da tam olarak 100 adetlik bir sipariş var. Buna Almanya'nın ihtiyacı var ama Almanya onaylamıyor. Bu abes bir durum. Hatta 2-3 aydır bu Almanya'daki Airbus tesislerinde, Eurofighter ile ilgili tesislerde de eylem düzenleniyor. Hani Eurofighter siparişlerini onaylayın, uçak satın, A400M satın tarzında eylemler de oluyor. Ben açıkçası artık bu noktada Almanya'nın çok fazla dayanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hani Altay tankın güç grubu için ambargo uyguluyorsunuz. Tamam. Fırtınanın güç grubu için, Obüs'ün güç grubu için ambargo uyguluyorsunuz. Tamam. Problem yok. Bunu absorbe edebilir Almanya. Çünkü dünyada birçok ülke tank üretiyor ve bu ülkelerin tamamına yakında gidip güç grubunu Almanya'dan alıyor. Ama uçak mevzusunda öyle değil. Yani çok hızlanan bir pazar var. Eurofighter'in karşısında Rafale denen bir rakip var Fransa'nın ve Suudiler de mesela açıklama yaptı. Eurofighter vermiyorsanız biz gideceğiz Fransa'dan Rafale alacağız diye. Ki alır da yani. Körfez'de çünkü satış başarıları olan bir uçak Rafale. Bu noktada Almanya nereye kadar dayanır bilemiyorum. Çünkü İngiltere tarafından böyle alçak tonda yapılan, böyle arka plandan yapılan bazı açıklamalar da var. Gerekirse uçağın üretiminden Almanya bypass edilir diye. Bunun için tabii bazı hukuki hamleler de yapılması lazım. Ama bu şekilde tek taraflı olarak Almanya herhalde Eurofighter programını absorbe etmeye, baskılamaya devam ederse kaçınılmaz son programdan bypass edilmesi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü günün sonunda ticaret okey, pardon siyaset okey tamam ama bu iş ticaret işi ve bir kabiliyet. Ben şimdi Eurofighter işinde biraz sivil havacılık tarafını istersen bağlayayım. Malum geçtiğimiz Cuma günü Türk Hava Yolları kamuoyu aydınlatma platformuna KAPA bir açıklama yaptı ve 355 adetlik Airbus siparişi olduğunu kesinleşti, imzaladığını açıkladı. Şimdi bu dehşet bir sipariş. İşte mesela bunların yaklaşık 100'e yakını A350 gibi uzun menzilli uçak. Yani bunların tanesi 200 milyon doların üzerinde. Ya işte bu bir Airbus'a verilen sipariş Eurofighter'ı getirecek gibi yorumlar yapıldı. Şimdi Türk Hava Yolları devamlı büyüme kapasitesi olan ve belirli hedefleri olup bu büyümeyi sürdürmek zorunda olan bir havayolu şirketi. Şimdi bu havayolu şirketi bunu devam ettirdiği zaman tabiri caizse yemek sepetinden sipariş verir gibi sürekli uçak almak lazım. Çünkü bugün Türk Hava Yolları uçak alamadığı zaman rakipleri büyümeye başlıyor. Uçağınız varsa büyüyorsunuz, uçağınız yoksa büyümüyorsunuz. Bu açıdan bu bir olumlu bakışı sağlayabilir ama Eurofighter için de ben açıkçası bu olacaktır. Bu tamamen işte bak Airbus aldık, bunun karşılığında Eurofighter geliyor yorumuna da açıkça katılmıyorum. Bir de tabii olayın Türk Hava Yolları denge politikası yani 50-50 politikası güdüyor. Airbus'tan alıyorsa benzer miktarlarda Boeing'den de gidip alacak. Yakın bir zamanda Boeing'in siparişinin de ben açıklanmasını bekliyorum. Yani biz kötüydük Amerika'yla niye Boeing kaldık değil. Sivil havacılıkta tek bir üreticiye kaldığınız zaman pazarlık edemiyorsunuz sonrasında. İşte gidip Boeing'de olacak, Airbus'ta olacak. Masaya oturtacaksınız. Tabiri caizse kırdıracaksınız. Birbirlerinden en iyi teklifi alacaksınız. En uygun fiyata en iyi teklifi alıp yolunuza devam edeceksiniz. Bunlar da önemli konular. Ki bunun Şimdi karşılığında hem Airbus hem Boeing de Türk savunma ve havacılık firmalarından çok ciddi
alımlar gerçekleştiriyorlar. Yani uçakların işte motorların özellikle önemli bir kısmını TEİ veriyor. Onun haricinde kompozit alanında gerek TUSAŞ gerekse diğer havacılık firmaları işte Coşkun Öz gibi, ondan sonra Alp Havacılık gibi, özellikle Alp Havacılık gibi firmalar da ciddi üretim yapıyorlar. Sen daha iyi biliyorsun abi tabii ama. Onların artması dileğiyle, çünkü burada teslimat çok önemli, kalite çok önemli, zamanında verebilmek uygun maliyetli çok önemli. Türk şirketlerinde ciddi altyapıları var. Bu konularda önem arz ediyor. Ama şunu da söyleyeyim, hani Airbus'ta mesela TUSAŞ'ın çalışmaya başlaması A400M projesinde çok daha iyi. Çünkü projeye Türkiye ortak oldu. Bunlarda da tabiri caizse müteahhitlik yaklaşımıyla, hani biz Türk insanı çok meraklı ya inşaat yapmaya. Topraktan gireceksiniz bazı projelere. Keşke Türkiye 20 küsür yıl önce Eurofighter'a ortak olur musunuz teklifi geldiği zaman biraz alternatif kaynakları düşünüp keşke buna evet deseydi diye aklımızdan geçmiyor değil. Ama gözüken Türkiye'nin Eurofighter konusuna oldukça sıcak baktığı, bakalım ne gelecek. Ve tabii ki biz her bu haberleri yaptıkça senin de Twitter'ın altına, benim de Twitter'ın altına ya kardeşim bırakın bunları Rusya'dan Su-35 alın, bak adam Su-57 satıyor gibi yorumlar geliyor. Ben açıkçası NATO üyeliği ve Batı yapısındaki sistem devam ettikçe bu tür alımların çok düşük şansa sahip olacağını açıkçası inanıyorum. Ha mecbur kalınırsa alınır mı? Alınır. Ama işte neyle açtık programımızı? Milli Muharip Uçak'la açtık. Türkiye'nin kendi yoluna, kendi sistemleriyle devam etmesi gerekiyor. Benim tahminim, yine Kaan'a bağlayalım işi, İşte 27 Aralık olur, 28 Aralık olur, Ocak olur, Mart olur. Bu uçak uçacak. Uçtuktan sonra masada daha güçlü bir Türkiye'nin olacağını ben açıkçası düşünüyorum. O yüzden kendi uçaklarımızı, sistemlerimizi getirmek çok önemli. Ve tabii ilginç iddialar var. Onu da buradan söylemek istiyorum. Aslında hani Almanya'nın keşke oturup milli muharip uçağı ortak olsa, birlikte bir şeyler yapılsa, hani bir taraftan Eurofighter'a takos koyuyor Almanlar ama bir taraftan buradan böyle bir çalışma olsa da çok enteresan olur gibi yorumlar epey sektör içinde. Hem oradaki üçüncü nesil, tırnak içinde diyorum, Almancı. Ama Almanca diyoruz ama gerçekten hepsi üniversiteleri okumuş, mühendislik bölümlerini bitirmiş. Tabii. Türklerin çok iyi pozisyonlarda çalışıyor. Hem onlar dile getirmeye hem de Almanlar bir şekilde söylemeye başladılar. Olur mu olmaz mı bunları ilerleyen zamanda göreceğiz ama bu da bu fikrin konuşulmasının bile önemli olduğunu arz ediyorum. Düşünüyorum açıkçası. Ve tabii ki İsveç'in NATO üyeliğiyle birlikte Türkiye Sahipseverler Derneği'nin de yeniden böyle bir Gripen alıyoruz arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsun Gripen konusunda? Abi, Gripen alımı imkansız, çünkü şu yüzden imkansız diyorum. F-16 Block 70 alamazsak Gripen de alamayız. Çünkü Gripen'in de motor dahil birçok alt sistemi ABD tarafından veriliyor. Ve İsveç, Saab herhangi bir ülkeye, Brezilya gibi mesela, uçak ihraç ettiği zaman tıpkı bizim Atak helikopterlerinde olduğu gibi her bir sistem için ABD'den ihracat izni alıyor. Yani örnek vereyim, bize atıyorum 40 adet Gripen verecek, tamam. Gidecek ABD'ye soracak. Kardeş, ben Türkiye'ye 40 adet Gripen vereceğim. Bu uçakların da motorunu ben senden alıyorum. Sen bana ihracat izni veriyor musun? Veriyorsan uçakları satacağım. Bu noktada ABD Block 70 satışına izin vermezse zaten Gripen satışına da otomatik olarak izin vermez. İzin vermezse ne olur? Uçak satışı gerçekleşemez. Tıpkı bizim Pakistan'da 1,5 milyar dolara 30 adet Atak helikopterin satışı için anlaşıp ama ABD'nin motor için ihracat izni vermediği için satamadığımız gibi. Yani o noktada biraz dile getirirken düşünceleri de hani mantık çerçevesinde yapmak lazım. Onun haricinde abi, Rus uçakları ile ilgili görüşüne de tamamen katılıyorum. Çok zor da kalınmadıkça alınmaz. Alınırsa da zaten muharip bir şekilde, daha doğrusu harbi hazır bir şekilde kullanılması herhalde bir 10-12 seneyi alır. Çünkü bize tamamen uzak bir ekolden gelecek uçaklar bunlar. O noktada dediğim gibi 10-12 sene sonra zaten hedef Kaan'ın envantere girmesi. O noktada tamamen abi senin görüşlerine katılıyorum. Bazı arkadaşlar şey diyor işte boş Su-35 alalım oldu evet. İşte atıyorum Türkiye'nin ihtiyacı 40 uçak 40 tane Su-35 alıyor Türkiye güzel. 40 tane alıp da adam boşunu verir mi ya ona milyarlarca dolar harcamış Ruslar.
yılların birikimini koymuşlar. Teknolojisini kendilerince geliştirip koymuşlar. Fena da bir uçak da değil. Gördük, İstanbul'da Teknofest'e geldi. Gözümüzde gördük. Ben uçağı Dubai ve Paris Air Show'larda da direkt izledim. Çok güzel bir uçak. Çok performanslı bir uçak ama onu o şeye kimse vermez. Hani bu şey gibi bir şey oluyor. Atıyorum Mısır TB2 alıyor diyelim ki Türkiye'den. 40 tane TB2 alıyor. Siz bunları boş verin. Biz içini dolduralım. Kendi ha yazılımını açın. Oldu canım. Bir de Baykar fabrikasının anahtarını verelim. Takılı burada. Hani Mısır burada bir attım örnek olarak ülke. Bu işler bu kadar basit değil. Ya artık böyle TB2 bitmiştir. Üzerine yenisi çıkmıştır. Biz hani senin yaşın tutmaz ama Tofaş'ın kuş serileri vardı. Tempraları vardı. Türkiye'de üretilirdi Tempra. Mısır'a üretilirdi. Yanlış biliyor olabilirim. Otomobil konusunda çok fazla bilgim yok. Tempralar üretimden kalkarken Türkiye'den yanlış hatırlamıyorsam o hat galiba Kazakistan'a bir yere satılmıştı yani. O yüzden suyun suyu çıkar. Ondan sonra çok iyi bir fiyat verene birilerine gider. Bu işler o kadar kolay değil. Keşke hemen alıp Aselsan'ın radarını, işte av yöneliklerini, şunları koysak, altına Roketsan'ın mühimmatlarını koysak falan. Bu işler böyle anlatıldığı kadar ne yazık ki kolay değil. Bir proje kaç yıl sürüyor? Çünkü taktığınız o silah savaşa giriyor ve en iyisi olmak zorunda diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. 40 senedir, 30 senedir kullandığımız F-16'lara bile kendi av yöneliklerimizi, kendi işte silah sistemlerimizi entegre ederken bin bir zorluk yaşarken hiç bilmediğimiz bir ekolden gelen uçağa bu milli av yönelikleri, silah sistemlerini entegre etmek çok mantıklı, hemen olabilecek bir şey değil ama kapıyı da açık bırakalım abi. S-400 alındı çünkü ne olur ne olmaz yani kapı da açık kalsın. Tabii. Hayır, bir Zorunda de kalınırsa kapıyı da şeyden de olur. atayım ben. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin Su-25'lerini kim modernize etti? Gerçekten yerli Biz. sistemlerle Anadolu Kartalı tatbikatında uçtular. Sonrasında Teknofest'e geldi uçaklar ve o uçakların ki çok klasik uçaklar kabiliyetlerin artması konusunda çok çok önemli bir faktör. Ha, zorda kalırsa yapılır ama bunlar kolay olmadığını Tabii. belirtmemde açıkçası fayda var. Yani Ukrayna'da da Su-24'ler mesela gidiyor Storm Shadow Sealy füzesi vesaire atıyor, Scalp atıyor. Ha, mühimmatın bütün özelliklerini kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. GPS güdümlü gibi atıyor. Ama işe yarıyor mu? Yarıyor. Ama Yarıyor. Tabii. hiçbir zaman ilk tercih olacak bir şey değil. Her şeyin bir bedeli var. Her şeyin bir parası var. Önemli olan o sizinse rahat rahat yapıyorsunuz. Bak şimdi TB2 ile bir sorunumuz var mı? Anka ile ilgili bir sorunumuz var mı? Hürkuş'la, Hürjet'le ilgili? Hayır. Bunları yapıp hakları bizde olduğu zaman elimiz çok daha rahat. Tabii. Evet. Anıl Şahin'le birlikte bugün hem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları çok çok önemliydi bence. Çünkü yetkili kişilerin ağzından çıkmış bilgiler bunlar. Bizler bunları paylaşıyoruz, bunları haber yapıyoruz. Spekülasyonlara yer vermemeye çalışıyoruz. İnşallah 27 Aralık'ı da bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Umarım ilk uçuş gerçekleşir. Ben de açıkçası Milli Muharip Uçak Kaan'ı gökyüzünde görmeyi çok böyle bir büyük bir keyif ve heyecanla bekliyorum. Belli olmaz, belki ilk uçuşuna belki gazetecileri açarlar. Görürüz. Ne diyorsun? Valla Mayıs ayındaki töreni açmışlardı. Bize özel locada yapmışlardı. Gayet iyiydi. Tabii ya Loca falan istemiyoruz. Görsek yeter ya. ya şimdi tabii biz bu platformları daha fikir aşamasından itibaren takip etmeye başlayıp haberleştirmeye başlayıp ömrümüzün meslek hayatımızın çok önemli bir kısmını abi. Ben hadi biraz daha başlarındayım ama bu projelerle geçiren insanlarız. Dolayısıyla bir şey olduğu zaman böyle önemli ilk uçuş gibi rollout gibi bir şey olduğu zaman tören olduğu zaman da bizim aslında oraya katılmak en büyük hakkımız diye düşünüyorum. Tabii ilk uçuşlar gerçekten çok riskli, çok kontrol edilmesi gereken. Allah korusun bir şey olsa sonuçta ilk uçuş çok çok önemli, çok çok riskli. TUSAŞ'ın da gizlilikle devam ettirdiği bu çalışmalar konusunda da hak vermemek elde değil. Tabii. Doğrusunu yapıyorlar. Yani bu tabii içimizden geçen heyecan bu ama muhtemel ilk uçuş olduğu zaman güzel videolarla bunları Savunma Sanayi Başkanlığı, TUSAŞ, tabii projenin sahibi SSB tabii bu arada Tabii. bizlere iletecektir. Biz de onları gururla sizlerle anlatarak gerekli şeyleri, bilgileri vermeye çalışacağız. Sonrasında zaten TUSAŞ bir basın turu Çok yaşa. hep birlikte. İlk uçuşun görüntülerini TUSAŞ muhakkak paylaşacaktır.
Sonrasında da sanıyorum bir basın turu yaparak daha detaylı bilgiler Tabii. verilecektir diye tahmin ediyoruz ama hani doğmamış çocuğa don biçmek lafı vardır. Önce bakalım bir uçsun, bunların arkasındaki gelişmeler otomatik olarak gelecektir. Bu projede ter döken teknisyeninden mühendisine, genel müdüründen savunma sanayi başkanlığına, hava kuvvetlerinin çok değerli personeline herkese başarılar. Gerçekten çok çok zorlu bir işin üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Hepsine başarılar ve kolay gelsin diyoruz. Anıl, katkıların için çok teşekkürler. Biz biraz arayı açtık savunma sanayi gündeminde. Yeni videolarla görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere.